Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz TYT Matematik fonksiyon grafikleriyle alakalı olacak. Geçen dersimizde örnek 11'de kalmıştık. Bugün buradan devam edelim. Grafik çizimleriyle uğraşacağız bugün. Evet, sorumuza bakıyoruz. Fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi burada kritik noktalara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradaki kritik noktalarımız dikkat ederseniz bir tanesi 2, içeriye 0 yapan değerlere bakıyorsunuz. Diğeri kaç arkadaşım? 4. Evet, şimdi bunu tabloya göre bir incelemeye alıyorum. Tabloyu şöyle çizdik. İki tane işte kök kritik nokta dediğim arkadaş var. Buraya 2, küçükten büyüğe doğru buraya 4 diyorum. X'in 2'den küçük olduğu yerler, burası 2 eşit olan yer ve burası da ne olsun? 2 ile 2 küçük eşittir, x küçük eşittir işte 4 olsun ya da küçük eşittir almanıza gerek yok. Burada da x büyüktür 4 durumunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi şu ifadelere dikkat ediyorsunuz. Bu ifadelere bakacağız. X 2'den küçük olduğunda mesela 1 verin, 0 verin, işte eksi 1 gibi değerler verdiğinizde acaba buralar nasıl değişim gösteriyor? İlk durumda şuraya baktığınızda yani ben 1 veriyorum mesela burası negatif oluyor, burası da negatif oluyor. O zaman ikisi de işaret değiştirecek diyorum. Evet, o zaman şöyle bir şey oluyor. Buradaki fonksiyonumuz ikisinin de işaret değiştirmiş hali. Eksi x artı 2, eksi x artı 4 şeklinde son bir düzenleme yapıyorum. Eksi 2x artı 6. Tamam. Orta kısımda yani 2 ile 4 arasında, 2 ile 4 arasında bakalım ne oluyor. 2 ile 4 arasında bir sayı seçin arkadaşlar. İşte 2,5, 3, 3,5, 4. 4'ü seçmeyin, tehlikeli olmasın. Ben 3'ü seçiyorum. 3'ü seçtiğinizde bakınız 3 eksi 2 burası pozitif, burası negatif oluyor. O zaman ne diyebiliriz? Burası için pozitifse aynen çıkacak. Yani buradaki fonksiyonu fx olarak yazıyorum. Aynen çıkacaksa x eksi 2 devamında negatif var. Yani 3 eksi 4 negatif. O zaman işaretini değiştiriyorum. Eksi x artı 4 şeklinde çıkıyor. Sonuç itibariyle düzenlediğimde buradan x'ler birbirini götürüp 2 fx eşittir 2 sabit fonksiyonu çıktı. Buradan da doğrusal bir fonksiyon çıkmıştı. 4'ten büyük yerlere baktığımda 4'ten büyük mesela 5 ver, 6 ver, 7 ver. İki tarafı da ne yapacaktır arkadaşlar? Pozitif yapacaktır. Hemen iki taraf da aynen çıkacak diyorum. O zaman buradaki fonksiyonumuz x eksi 2 ve diğeri de aynen çıkacak. X eksi 4. Buradaki durumda x'leri toplarsam 2x eksi 6 oluyor. Bu 3 fonksiyonu çizeceğiz. Tabii ki hangi kritik noktalara göre? 2 ve 4 kritik noktasına göre önce hayali çizeceğiz. Sonra bazı yerlerini tamamlayacağız. Şimdi bunu şu şekilde biraz küçülteyim, alan açalım. Şimdi hemen grafiği çizmeye koyulalım. Şu şekilde grafiğimizi çizdik. Bakınız, biz grafiği hemen nasıl yapıyorduk? İşte x eşittir 0 verince y kaç geliyor? Bu arada fx y değil mi arkadaşlar? 0 verince buradan y 6 geliyor. Y'ye 0 verirsen, yani fx'e 0 verirsen buradan da x'in ne geldiğini görürsün, 3 geldiğini görürsün. X'in 3'ünden y'nin altından geçen şu şekilde bir doğru çizdim. Tamam mı? Şu anda bu nokta nokta. Neresini alacağımı bilmiyorum. Daha sonra ne var? Y eşittir 2 doğrusu var. Şurası bu arada 6. Şurası 3. Fx eşittir 2 sabit fonksiyon var. Onu da hemen kesik kesik çiziyorum. Burası da aynı şekilde sabit fonksiyon. Diğeri de arkadaşlar, diğeri de hemen onu da şuradan siyahla gösterelim. X'e 0 verirsek arkadaşlar
Y ne geliyor? Eksi 6. Y'ye 0 verirsek ne geliyor arkadaşım? X'in 3 geldiğini görüyorum. O zaman bunu da şuradaki eksi 6'dan geçeceğini anladık. Şuradan şöyle kesik kesik olacak şekilde bunu ne yaptık? Çizdik arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi maviyle gösterelim. Şimdi belli ki bunların kesiştikleri şu noktalar kritik noktalar olacaktır. Yani şurası bizim ilk kritik noktamız 2. Şurası da diğer kritik noktamız olan 4 olacaktır. Şimdi 2'den öncesinde hangi fonksiyonu al diyor bana? Bu eksi 2x artı 6 olan değil mi? Yani şu ilk çizdiğimiz grafik şu kısmını aldık. Bakın daha sonra 2 ile 4 arasında dikkat ederseniz 2 ile 4 arasında kimi alacağım? Sabit fonksiyonu alıyorum. Evet, şurasını şöyle kıvırcık çizdik. Daha sonra 4'ten sonra da kimi alıyorum arkadaşım? 2x eksi 6'yı alıyorum. İşte şu anda grafiğini çizmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşım. Geçtik. Evet, fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Hemen gene kritik noktalarımı hatta direkt tabloya geçelim mi arkadaşlar? Direkt tabloya geçtim. Kritik noktalardan bir tanesi 0. Diğeri kaç arkadaşım? 2. Değil mi? Şöyle çizgilerimi çektim. X'in 0'dan küçük olduğu yerler. X'in 0 ile 2 arasında olduğu yerler. Şunları şöyle bir durak gibi düşünelim. Tamam mı? Şöyle durak gibi düşünelim. Daha sonra X'in 2'den büyük olduğu yerleri inceleyelim arkadaşlar. Sıfırdan küçük yerler için iki tane mutlak değerim var. İkisine ayrı ayrı yorumlar yapacağım. Sıfırdan küçük bir sayı düşünün. Eksi 2 mesela. İki mutlağı da verdiğinizde ikisini de negatif yapacak. Dolayısıyla ikisi de işaret değiştirecek. O zaman buradaki fonksiyonum nedir arkadaşlar? İkisini de işaret değiştirmiş hali. Yani eksi x artı 2. Bu eksi işlemden geliyor. Evet, fx eşittir. Buradaki eksiyi içeriye dağıttığımızda x'ler birbirini götürecektir. Buradan ne geldi? Eksi 2 sabit fonksiyonu geldi. 0 ile 2 arasında bir sayı seç. 1'i seçiyorum. Bir ilk mutlağı arkadaşlar, 1 ve 2 tane mutlak vardı. İlk mutlağı pozitif yapar. Yani hemen rengi değiştirelim karışmasın. Buradaki fonksiyonumuz için ilk mutlak aynen çıktı. Bir ve ikinci mutlak işaret değiştirecek çünkü negatif oluyor. Parantez içerisinde işaret değiştirelim. Evet. Ne oldu? Bu tekrar buraya dağıldığında fx eşittir 2x eksi 2 doğrusal bir fonksiyon geldi. Yine rengimizi değiştirelim. 2'den büyük bir sayı seç, 3 seç, 4 seç. İkisini de pozitif yapacaktır arkadaşlar. O zaman buradaki fonksiyonumuz ise ikisinin de aynen çıkması gerekiyor. Düzenleme yaparsak, eksiği dağıtırsak x'ler gidiyor. Buradan da yine sabit bir fonksiyon geldi. Tamam. Şimdi bunların hemen şöyle grafiğine geçelim. Tamam. Şimdi burada hayali bir şekilde çizelim. Şu üçünü çizmem gerekiyor. 1, 2 ve şu üçünü. İki tane sabitimiz var. Hemen eksi 2'den geçen sabitimiz arkadaşlar. 2'den geçen sabitimiz var. Değil mi? Başka. Şurada biz nasıl yapıyorduk? İşte x'e 0 verirsen y eksi 2. Y'ye 0 verirsen x'in de ne olduğunu görürüz? 1 olduğunu görürüz arkadaşlar. Şurası 2 bu arada. Şurası eksi 2 dedik. Şimdi şunlara dikkat ediyoruz. X'in birinden y'nin eksi 2'sinden geçen doğruya bakıyorum. X'in 1'i şurada. Y'nin eksi 2'si burada.
Buranı da biraz uzaklaştıralım. Şöyle alan açılsın. Hemen gene ne yapıyorum? Şu şekilde bir hayali doğru çizdik. Şimdi kırmızıyla göstereceğim. Belirgin olsun. Bu arada kritik noktalarımız burada 0 ve kaç? 2 arkadaşlar. Bakınız. İlk kritik nokta burası. İkinci kritik nokta da diğer kesişim noktası oluyor. Sıfırdan önce eksi 2 sabit fonksiyon üzerindeyim. Eksi 2 üzerinden gel. Daha sonra 0 ile 2 arasında doğrusal eğimi 2 olan doğrunun üzerindeyim. Evet. Daha sonra 2'den sonra da 2 sabit fonksiyonu üzerindeyim arkadaşlar. Bu şekilde bir grafiğimiz ortaya çıktı. Geçtik arkadaşlar bir sonraki soruya. Evet. Böyle bakalım. Buranın kritik noktası arkadaşlar. Kritik noktası mutlak değerin içini sıfır yapan değerdir değil mi? O zaman biz neye göre düşüneceğiz? Sıfıra göre düşüneceğiz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Buraya sıfır yazarsınız. Tamam mı? Sıfırdan önce ne demek? X'in sıfırdan küçük olduğu, X'in sıfırdan büyük olduğu olarak tablo incelemesini alabilirsiniz yanlış yapmak istemiyorsanız. Şimdi ilk durumda ki fonksiyonumuz sıfırdan küçük bir sayı verirseniz mutlak değerin için negatif yapacaktır. O da işaret değiştirecektir. Yani eksi x olarak çıkacaktır. Aşağıda da x var. Sonuç o itibarıyla fx eşittir. Ne oldu? Eksi bir sabit fonksiyonu oldu arkadaşlar. Daha sonra x'ten büyük bir değer verdiğimde fx eşittir mutlak değerin içini pozitif yapacağı için bu aynen çıkmasını sağlayacak. X bölü x'ten fx eşittir bir sabit fonksiyonu oldu arkadaşlar. Bu x'ini kullanacağız. O zaman sıfırdan önce tabi şıklarda grafikler verildiği için işimiz biraz daha kolay. Sıfır bizim kritik noktamız. İsterseniz hani kendiniz çizmeyi de deneyebilirsiniz. Hani biz ne yapıyorduk? İşte hayali bir şekilde birden geçen ve eksi birden geçenleri alıyorduk. Kritik noktamız nedir? Sıfırdır. Sıfırdan önce eksi bir üzerindeyim. Yani şuradayım. Değil mi? Sıfırdan tabi dahil olmadığı için değil mi? Bunun önünü boş bırakıyoruz. Sıfırdan sonra gene boşla başlayıp birin üzerinden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Geçtik bir sonraki sorumuzu arkadaşlar. 14. örnek. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için. Evet, fonksiyon negatif. Yani x ekseninin altında olduğu, x ekseninin üstünde olduğu. Bir de şunu yapalım biz ekstradan. Bir de şu var. Bu da x ekseninin üzerinde olduğu. Tamam mı? Bakın bu alt tarafta. Bu neymiş? Üst tarafta. Bu da nedir arkadaşlar? Tam x ekseninin üzerinde arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bunları isterseniz şöyle sırayla inceleyelim. Fx'in pozitif olduğu yerlere bakalım. Fx'in üst tarafta olduğu tam sayı değerlerini arıyoruz değil mi? Ya da çözüm kümesi istediği için aralık olarak yazalım. Peki bakınız şöyle maviyle gösterdiğim yerler, maviyle gösterdiğim yerler üst taraflar olsun. Tamam mı? Üst taraflar olsun. Bu hangi aralık oluyor? Eksi 4'ü dahil almıyorsunuz. Çünkü üzerinde olayı buraya aittir. Buradan nereye kadar? 2'ye kadar birleştirdik. Birleşim. 6'dan nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. İkinci ifademiz fx'in sıfırında altında yani negatif olduğu yerlere bakalım. Onu da hangi renkle gösterelim? Yeşille gösterelim. Bakınız şu yeşille gösterdiğim yerler x ekseninin altında yani sıfırdan küçük olan yerler. Bunları da en soldan yazarsak eksi sonsuzdan gel, eksi 4 dahil değil, birleştir, 2'den al, 6'ya kadar dahil değil. Tamam. Üçüncü durumda fx'in ne olduğu, üzerinde olduğu durumlar. Onları da isterseniz şöyle siyahla belirtelim.
Bunlar bizim aslında köklerimiz oluyor, kesenlerimiz oluyor değil mi? Sıfırlayanlarımız oluyor arkadaşlar. Bunları aralık olarak değil, eleman olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Burada eksi 4, 2 ve 6. Yukarılarda görüyorsunuz sonsuz eleman varken burada sadece 3 tane eleman bu durumu sağlıyor değerli arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. 15. soruya bakalım arkadaşlar. Evet. Burada yine gördüğüm kadarıyla bir mutlak değer var. Bu mutlak değer demek ki negatif ve pozitife göre işaret değiştirecektir. O zaman şu ifadenin iki durumu olması gerekiyor. Yani fx'in sıfırdan küçük olduğu yerler, bu ne demek oluyor? Altta olan yerlerden bahsediyor. Fx'in bir de ne var? Sıfırdan büyük olduğu, yani üstte olduğu yerleri inceleyeceğiz. Şimdi burada verilen fonksiyon f'e ait. F'ten yardım alıp şu işlemleri yapıp kimi bulacağız? G fonksiyonunu bulacağız. Yani f'in yardımıyla g'yi buluyoruz, tamam mıdır? Peki. Şimdi f'in negatif olduğu yerlerde bir inceleme yapalım. Şimdi şu mutlak değerin içerisinde negatif olduğunu düşünürseniz ne yapar? İşaret değiştirir değil mi? İşaret değiştirir. Hemen burada gx'in nasıl bir hal aldığını görelim. Bakınız fx aynen duruyor. Şuradaki mutlak değerli ifadeye lütfen dikkat edin. Negatif olduğunu kabul ettik ya burada. İşaret değiştirecek. Yani eksi fx oldu. Bölü 2. Ne oldu arkadaşlar? Fx'den fx çıkarsa 0. 2'ye bölersek yine 0 oldu. Yani burada gx'in ne olduğunu görüyorum. 0 arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Gx eşittir 0 demek ne demek? Bu hangi şey? X ekseni olmuyor mu arkadaşlar? X ekseni üzerinde diyebiliriz. Yani x ekseni üzerinde düz bir çizgi olarak bunu düşünebiliriz arkadaşlar. Evet, ikinci durumu göz önüne alalım. Yani fx'in pozitif olduğu değerler. Fx'in pozitif olduğu değerlerde burası pozitif olacaktır. Çünkü mutlak değerin içini pozitif kabul ediyorsun. Hemen burada gx fonksiyonumu incelemeye alıyorum. Burada arkadaşlar fx duruyor. Yanına aynen çıkan bir fx var. Aşağıda da bölü 2'si var. Toplarsanız 2 tane fx bölü 2'den sonuç itibariyle ne kaldı burada? Fx kaldı. Gx kime eşit oldu bu durumda? Fx'e eşit oldu arkadaşlar. Yani diyor ki burada büyük olduğu yerlerde, yani üstte olan yerlerde gx'i aslında fx'in aynısı alabilirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Ben de büyük olan yerlerde şu yeşil olan yerlere karışmıyorum. Çünkü aynısını alacağız dedik. Değil mi? Tamam. Şimdi küçük olan yerlerde ise fonksiyonu düzle. Yani x ekseni üzerine taşı. Niye? Mutlak değer sıfır olamaz ya. O yüzden yukarıya doğru bu arta kalan kısımları ne yapıyorum? Şurada kalan kırmızı olanları düzlüyorum arkadaşlar. Yani şurayı şöyle kırmızı yeri düzledim. Şu aradaki kırmızı yeri de şuraya ne yaptım? Düzledim arkadaşlar. O zaman grafik şu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle küçükçe çizelim. Kırmızıyla belirtelim. Şurayı düzledik. Değil mi? Sonra şöyle bir bombe var. Sonra şu şekilde bir düzlüğümüz var. Sonra bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu da bizim neyimiz oldu? Gx'imiz oldu arkadaşlar. Bakınız düz. Yeşil yerlere karışmadım. Kırmızılar düzleşti arkadaşlar. Evet. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, burada da ne demiş? Aşağıda grafiği verilen fx fonksiyonu için -5,5 aralığında incelemeye alınmış. Evet, bu ifadeyi sağlayan değerleri alacağız. Hemen
Hemen şurada işlemimizi yapmaya çalışalım. Bakınız, fx mutlak değeri var. Bir eksi 2 var. Bunların bir daha neyi var? Bir de şöyle büyükçe çizelim. Bunları kaça eşitliyoruz? 1'e eşitliyoruz. Evet, biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz şu ifadeyi bir 1'e, bir eksi 1'e eşitliyoruz değil mi? Hemen yazıyorum. Fx eksi 2'yi 1'e eşitledim. Bir de fx eksi 2'yi kaça eşitliyorum arkadaşlar? Eksi 1'e eşitliyorum. Hemen karşıya, pardon, şurada bir tabii mutlak değeri daha var. İkinci bir mutlak değer var. Bunu buraya gönderdim. Mutlak değer fx kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. Bunu bu tarafa gönderdim. Mutlak değer fx kaça eşit oldu? 1'e eşit oldu arkadaşlar. Mutlak değerimiz bunlardan biri negatif olsaydı bunları ne yapmayacaktım? Almayacaktım arkadaşlar. Evet. Bunu da hemen iki durumda inceleyeceğiz. Bunu aynı şekilde iki durumda inceleyeceğiz. Yani fx'in 3 olduğu veya fx'in ne olduğu arkadaşlar? Eksi 3 olduğu durumlar. Buradan da fx'in 1 olduğu ve fx'in ne olduğu? Eksi 1 olduğu durumları inceleyelim bakalım. Görüntünün, yani sonucun 3 olduğu durumlara bakacağız. Sonucun 3 olduğu, 3'e gelen kimdir diye soruyorum. İsterseniz buradan böyle bir yatay çizgi çizerek de bunu görebilirsiniz. Bakın burada bir tane var. 3'e gelen bir tane sayı var, o da 5'tir. Eksi 3'e giden kim var? Hemen eksi 3'ün olduğu yerden bir tane şöyle yatayda çiziyorum. Buradan da yine kaç tane görüyorum? Bir tane görüyorum arkadaşlar. 1 olduğu yere bakıyorum. 1 hemen şurada bir yerde arkadaşlar. Buradan bir tane şöyle yatay çizdiğimde 1, 2, 3 tane gördüm. Evet, 1'e giden kaç taneymiş arkadaşlar? 3 taneymiş. Eksi 1'i şurada görüyorum. Eksi 1'den de şöyle yatay çizdiğimde yine burada kaç tane var? Buradan da 1 tane vardır. Toplarsak 6 tane olduğunu görürüz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, birebir anahtar kelimesi neydi? Sonuçlar farklı. Değil mi? Biz burada farklı sonuç kullanıyorduk. Grafiğini çizerek bunu görebiliriz arkadaşlar. Kritik noktalarımız nedir arkadaşlar? 2, bir de eksi 5 mi? Önce eksi 5'i yazalım o zaman. Eksi 5'e 2 dedik. Şimdi 5 için aynı şekilde tablomuza geçiyorum. Eksi 5'ten önce mesela eksi 6 verirsen bu ikisi ne olur arkadaşlar? Bu da negatif olur, bu da negatif olur. O zaman ikisinin de işaretini değiştir. Fx eşittir. İşaretini değiştirirsem eksi x artı 2 eksi parantezinde eksi x eksi 5. Lütfen işlem hatasına dikkat edin. Gerekli düzenlemeler yapılırsa x'ler birbirini götürür. Buradan 7 geliyor arkadaşlar. 7 sabit fonksiyonu geldi. X'ler gitti değil mi? Evet. Eksi 5 ile 2 arasında bir değer seçin. Mesela eksi 4, eksi 3, eksi 2, 0, 1 değil mi? Bunları seçebilirsiniz. Bunları seçtiğiniz anda ne oluyor? Şöyle bakacak olursak. Kaç seçmiştik? Mesela 0 seçtik değil mi? 0 burayı yine negatif. Burayı ne yapıyor bu sefer? Pozitif yapıyor arkadaşlar. Negatif yaptığı yer işaret değiştirecek. Hemen karışmasın diye renk değiştirelim. Burada fx fonksiyonumuz ne olacaktır? Eksi x artı 2 eksi parantezinde işaret değiştirmeyecek ikincisi. Evet, bunu düzenlersek ne oluyor? Fx eşittir. Oradan bir eksi x gelecek. Eksi 2x olacak. Eksi 5 ile beraber eksi 3 olacak. Burada da bir doğrusal fonksiyon geldi. Hemen 2'den büyük 3 verin mesela. 3 verirseniz burayı da pozitif, burayı da pozitif yapacak. O zaman İkisi de aynen çıkacak. Aynen çıkartırsak x eksi 2 eksi parantezinde aynen çıkar yine. X artı 5. Buradan da bakalım. Buradan da eksi 7
Ne oldu? Sabit fonksiyonu geldi arkadaşlar. Evet, şu 3 fonksiyona bakacağız. Biliyorsunuz ki sabit fonksiyonda sonuçlar hiçbir zaman değişmez. Sonuçlar hiçbir zaman değişmez, değil mi? O zaman buradaki tanım aralığı için şunu söyleyebilir miyiz? Doğrusallar her zaman birebirdir. Bu bir nottur arkadaşlar. Yani x'i olan ifadeler, tamam mı? Yani bir tane x, mx artı n, ax artı b gibi doğrusal her zaman nedir arkadaşlar? 1'e 1 olur diyelim. Zaten bunu çizdiğiniz zaman eğiminden de anladığımız kadarıyla eksi 2, yani sola yatık bir doğru olacaktır. Değil mi? Kabataslak şöyle çizdiğimizde şurası işte eksi 5 olsun, şurası 2 olsun. Bu aralıkta çizdiğimizde şu şekilde mi geliyor? Şöyle bir şey olacak. Evet. Bunların uçlarını şöyle boş bırakacak olursak zaten buralarda muhtemelen 7'yi görecek. Şurası 7, şurası eksi 7 olarak düşünecek olursak. Evet. Bizim birebir olan sonuçların değiştiği yer neresi arkadaşlar? Şu bölüm, yani eksi 5 ile 2 açık aralığı, tanım aralığı istediği için bunu eksi 5, 2 açık aralığı olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Burada sonuçlar değişmiyor, hep sabit. Burada bakın sonuçlar hep değişiyor, hep görüntü değişiyor değerli arkadaşlar. Evet, fonksiyon konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.